Evet, merhaba Büyük Trabzonspor taraftarı. Bugün 4 Temmuz 2023 uçaktayız. Trabzon Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket edeceğiz. Trabzon'daki kampımız bitti. Slovenya'ya geçiyoruz ve orada da milli takımdaki oynayan arkadaşlarımızla beraber güzel bir kamp ortamı oluşturacağız ve yeni sezona en sağlam, güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var, yeni oyuncularımız var. Burada biz de yavaş yavaş, benim de 8. yılım burada. Altyapıdan çıkan arkadaşlarım bana abi deyince bayağı oldu galiba diyorum kendi kendime. 8. yılım ve Trabzonspor için ilk günden itibaren herkesin bu hayalidir, hedefidir. Trabzonspor'u en iyi şekilde, en iyi yerde bitirebilmek, başarılar elde edebilmek. Birçok arkadaşımız da bunun hayaliyle buraya geldi. Heyecanlılar, onlara yardım edeceğiz. Çok güçlü bir şekilde kampımızı geçirip geçen seneyi telafi etmek istiyoruz. Çok iyi bir ortamımız var. Orada da Slovenya'da da gelecek arkadaşlarımızla beraber tekrardan aile olmaya çalışacağız. Birlik olmaya çalışacağız. Ve sizleri önce Büyük Trabzonspor taraftarını sonra camiayı başarılara ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece sizden destek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Slovenya'da görüşmek üzere. Evet, Slovenya'ya geldik, otele yerleştik. Şimdi biraz dinlendik, yarım saati falan. Antrenmana gidiyoruz, antrenmanımız var. Tahmin ediyorum ki, sadece bir tahmin, bu sefer çok ağır bir antrenman olmaz çünkü çok güzel, ağır çalışıyoruz. Çünkü yol yorgunuz biraz, uzun sürdü yolculuğumuz. Antrenmanımızı yapacağız, akşam yemeğini yiyip dinleneceğiz. Yarın tekrar çift idmanlarımız başlıyor. Dorukhan alışıktır YouTube'dan video yapmaya. Antrenmanlarımızı yaptıktan sonra yavaş yavaş hazırlık maçlarına geçeceğiz. Her şey yolunda. Çok telefondan daha çok YouTube'dan izledik. Hmm. Kendisi galiba ikinci meslek olarak YouTube'unu başladı. Peki ne düşünüyorsun videolarım hakkında, içeriklerim hakkında? Şöyle yani... Başarılı bulduğunu söylemiştin yani, bana daha önce. Evet, başarılı buldum. Teşekkür ederim. Ama üzerinde durulursa daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Videoya bir en az bir 10 bin like gelmesi lazımdı. Evet, geçen ben mesela gün yapınca öyle yapıyorum. Diyorum ki mesela sağ üst şurada oluyor değil mi? Sağ üstteki abone olun tuşuna basın diyorum. Sonra sol alttaki de beğeni tuşuna 10 bin tane beğeni gelirse bir tane forma. İkinci videoda tekrardan başka bir muhabbet. Biz geçen sene yapmıştık Abdüş, hatırlıyor musun? Video çekip ama forma orada, falan dedi, beğeni gelmedi ona. Sen dedin diyor. Evet, ha, sen desen gelirdi. Gelmez mi abi? Gelir ben. Çok güzel bir ortam abi. Yani yaklaşık 3 yıldır burada kamp yapıyoruz biz. Evet. Ortam olarak sahaya yürüyüşleri, göl olsun, ağaçlar olsun, özellikle akşam antrenmanlarından sonra bazen canımız sıkılıyor. Yaklaşık 20-25 günlük bir kamp süreci olduğu için çıkıp bazen dolaşabiliyoruz burada. Sakin, sessiz. Bizim için yayla gibi bir yer yani burası. Evet, gerçekten güzel. Tamam. Dön gel al be kendim. Dön gel al bizi abi. Sor. Evet. Anlat dolu. Ne anlatayım? Hüseyin aynı ayakkabı her yerde giyiyor anlat arkadaşlar. Anlat ballim. İnsanlar böyle zengin kalıyor işte. Yolda aynı ayakkabıyı giydi. Şimdi aynı ayakkabıyı giyiyor. Antrenmanda fitness yapacağız birazdan. Aynı ayakkabıyla yapacak. Abi Dorukhan'ın en iyi özelliği ne biliyor musun? Dorukhan öyle bir konuşur ki. Yani kardeşim beni öyle bağladı kendisine. Tanışabilir miyiz seninle diyor. Açıkla. Tamam. Medyaya söyle. Doğru sana mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru mu açıkla? Tamam doğru, evet doğru. Abdüş abim bir geldi milli takıma, ben tabii çekiniyorum Abdüş abi. Abi 1.30'um o var. O zaman Abdüş'ün bir de uzun daha fizikli 1.30. O seviyor, yürümeyi seviyor, sen devam et. Sen saçları bir aç bakayım. Abi oo, yani aklına kim girdi ki senin? Çok iyi olmuş Metin abi. Oğlum adam falan yaşıyor, niye sallayacaksın? Ne alakası var, saçlarına yorum yapamayacak mıyım? Hello! Genel abiyle ben 10-11 yaşından beri tanışıyorum. Yani ben Trabzonspor'da başladım. 9-10 yaşında başladım ben. Hadi 11 diyelim gene. 11'de başladım. 13 yaşında ilk gitmeye başladık. Maçlara gitmeye başladık. 13 yaşında ilk dışına falan çıkmaya başladık. Sonra bir
14 yaşında Polonya'ya gittik Polonya'ya beraber. Gitti, evet. Volkswagen. Küçüktük o zaman da, ufacık uçak. Zaten 14-15 yaşında zaten. Profesyonel oldum, 15-16. Baktım yukarıda Yener abi gibi adamlara ihtiyacımız var. Gelince aldı bana buraya da. Önce o gelmiş, sonra ben geldim. Böyle devam ederiz. Sonra Altay abi de Mustafa abi de var. Dedim ki buraya gelmişken buraya iyi adamlar lazım abi. Trabzonspor'a hizmet edecek adamlar lazım. Aldık. Trabzonspor'u başarıya getirdik. Milli takıma da ilk o gitti, sonra beni. Aynen aynen. Muhtemelen transfer olursam bir yere diyecek ki beni alman lazım. Beraber yoksa olmaz. Kapanışı alalım Abdüş. Kapanışı alalım. Evet, antrenmanımızı bitirdik. Slovenya'daki ilk antrenmanımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortamımız var. Harika bir hava. Yoldan geldiğimiz için hafif bir idman yaptık. Ama hocamız geri kalan günlerde ağır idmanların ve zor idmanların beklediğini bize söyledi. Günde çift antrenmanını yapacağız.